Düz computer. Şimdi burada şeyi unutmayın. Bir singular homoloji tanımladık. Herhangi bir topolojik space için. Şimdi CW kompleksler için cellular homoloji tanımlayacağız. Tabii ki topolojik şey CW kompleksler topological space aynı zamanda. Ve şey bu hesapladığımız gruplar birbirlerine izomorfik çıkacak. Tamam. Yani en sondan onu söyleyeyim. Farklı bir şey yapmıyoruz. Tanımı vermeden önce birkaç tane şeyi hatırlatayım. Şimdi relatif homolojiyi biliyoruz. Bu standart n-simplexi n-dimensional disk, n-dimensional ball'a homeomorfik. Bunun boundary'sinin de Sn-1'a homeomorfik olduğunu söylemiştik. Daha sonra kürelerin homoloji gruplarını hesaplarken şu relatif homoloji grubunun bu relatif homoloji grubunun buranın aslında yani şöyle diyeyim bu grup şununla izomorfik BN boundary BN ve burası da şey nasıl diyeyim Z izomorfiktu. Şöyle yapayım istiyorsanız. Burada da aslında şimdi şey düşünecek olursanız buradan şey alırsanız identity alırsanız şeyin bu standart n-simplexin identity'sini çünkü standart n-simplexin homolojilerini hesaplarken n-chain'lere bakıyorsunuz. Standart n-simplexten uzayınıza giden identity map'ini alırsanız bu izomorfizm altında aslında bu tarafta 1'e giden map bu oluyor. Tamam. Şimdi bu relatif homolojileri kullanacağım. Bir de şeyi söyleyeyim. X gene bir topological space olsun. Space. A'da X'in bir subseti. Şimdi şu H N X virgül A'dan bir anlamda isterseniz şu projection map'i diyebilirsiniz. Her iki tarafı, her iki space'i de A'ya böleceğim. X bölü A. A bölü A. Aslında şimdi şeye bakacak olursanız şurada burası artık bir tane nokta oldu. Nokta ile relatif homoloji almak demek aslında şeye izomorfik olur. Şu ilk uzayın reduced homolojisine. Bir de bunu hatırlayalım. Tamam, ilkinde bir anlamda projection gibi quotient mapping induced etti. Diğeri izomorfizm. Bu reduced homolojide unutmayın. Reduced homoloji sıfırdan büyük homoloji grupları için izomorfik. Sıfırda reduced homoloji normal homolojiden bir tane z küçük kalıyor. Şimdi şöyle yapayım. X bu topological spaceken hep doğru. Şimdi CW komplekslere geliyorum. For every CW kompleks X. Şimdi şeyi hatırlayın. Bizim elimizde şimdi bu CW kompleksler olduğu için demek ki bu sellerin attachment'ıyla ya ilk önce zero seller noktalar sonra onların üstüne one selleri, two selleri attach ederek elde ediyorsunuz. Şu şöyle bir tane attaching maplerimiz var ama diskten n-dimensional diskten giden map'e karakteristik map demiştik. Tamam. Şimdi elimizde böyle bu tabii ki n-dimensional şöyle diyeyim karakteristik map.
Şimdi şunları sizi ikna etmeye çalışıyorum. A şıkkı her CW kompleks için for k not equal to n we şu h k xn over pardon virgül xn minus 1. Şimdi bakın burada xn diye gösterdiğim şey kimler geldi? Anıl gene gelmiş. Kardeş adamdan bir kurtulamıyoruz ya. Diğer Anıl. Nerede bu Anıl? Merhaba hocam. Heh, sağ ol Anıl, merhaba. Evet. Şimdi şu xn dediğimiz şey bu CW kompleksin m iskeletini. Burası CW kompleksin n-1 iskeletini. Tamam. Şimdi n iskeletini n-1 iskeletinin üzerine n seller ekleyerek elde ediyoruz. Tamam. N iskeletini n-1 iskeletinin üzerine n seller ekleyerek eteç ediyoruz. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz aslında. Bunu şöyle diyeyim. Şuraya bakacak olursanız, bakın, şimdi şuraya bakacak olursanız, aslında burada Anıl, şu xn ile xn minus 1'ın tanımını anladın mı? Anladığım gibi hocam. Xn mesela şöyle söyleyeyim. İlk önce noktalarınız var x0'da. Vertexleriniz var. Sonra onları edge'lerle bağlıyorsunuz. Sonra işte tuseller ekliyorsunuz. Bu şekilde kat kat CW kompleksinizi kuruyorsunuz. Tamam. Peki şimdi xn'i xn-1'a bölersem, tamam mı? O zaman ne elde etmiş olacağım? Xn'i xn-1'a bölersem şu altını çizdiğim şuraya bakarak orayı uygun şey yapacağız. Xn'i xn-1'a bölerseniz ne çıkar? Xn ile xn-1 arasındaki fark ne? Şimdi şöyle düşünün. Enseller mi? Evet. Xn-1 zaten xn'in içerisinde. Ben buradan buraya gelirken CW komplekste n-sel ekliyorum. Tamam. Yani diyelim ki işte iki tane noktayla başladınız. Bu iki tane zero-sel. İki tane one-sel attach ettiniz. Oldu size çember. Tamam. Şu an bu sizin mesela CW kompleksinizin one iskeletini. Sonra bunun üzerine diyelim ki bir tane two cell attach ettiniz. Tamam, burası two cell. Şey disk attach ettiniz. Diskin boundary'si. Tamam. Şimdi n-1 iskeletine böldüğünüz zaman yani n-1 iskeletini aslında tek bir nokta olarak düşündüğünüz zaman şurada kaç tane sel eklediyseniz yani kaç tane n-dimensional diskiniz varsa onların boundary'leri n-1 iskeletine yapışıyor ya. O disklerin demek ki boundary'leri, o disklerin boundary'leri tek bir noktaya gelecek. Anlaştık mı burada? Bakın xn'i şöyle elde ediyorsunuz aslında. Xn minus 1'ınız var. Bu n minus 1 iskeletin. Yani n eksi birinci kata kadar CW kompleksinizi kurdunuz. Sonra bunun üzerine siz bir takım n-dimensional diskler, ball'lar yapıştırıyorsunuz. Şu phi dediğim de her bir i için phi i diyeyim. Bu da aslında bunun boundary'si olan Sn minus 1'den Xn minus 1'a. Hatırladınız mı bunu? Egehan geldi mi? Heh. Şimdi geldim hocam. Tamam. Bunu hatırladınız mı? Tutku. Tutku Ha, şu an bana evet hocam. cevap ver. Buraya kadar tamam mıyız?
Tamam hocam. Şeyi anlamaya çalıştım da şimdi x'en x'en O zaman eksi 1'e şöyle olması lazım. Xn'den xn eksi 1'e böldüğünüz zaman xn eksi 1'den xn'i elde ederken kaç tane cell? Unutmayın, cell bizim için n-dimensional disk demek. Aslında o disklerin boundary'lerini tek bir noktaya büzüyorsunuz. Yani burada kaç tane cell eklediyseniz eksen minus 1'den eksene geçerken o kadar küre kalacak elinizde. Çünkü dn'i, pardon, bn'i, yani n-dimensional diski boundary'sini tek bir noktaya büzerseniz bu size Sn verir. Şimdi burada da aslında sizin elinizde xn vardı. Orada bakın xn'i de böyle elde ettiğiniz için bu şey diyor size. Şurası zaten gitti xn içerisindeki tek bir noktaya götürdünüz. Çünkü quotient alınca. Tamam mı? Tek bir noktaya götürdünüz quotient aldığınız için. Tamam hocam. Şimdi aslında bunu bu diğer söylediğim fikri de kullanarak şimdi şeyi de söyleyeyim. Nalan Sena'ya da soru sormak isterim ama şimdi bu bana kızar diye geçiştireyim. Nalan Sena niye o zaman annesi olsa o zaman konuşacağım biliyorum, veli toplantısı yapacağım. Şunu da sildim, notlar da gözükmesin. Şimdi peki normalde biz buranın homolojilerini, relative homoloji for a pair'ı nasıl hesaplarız? O hatırlayın, bir tane long exact sequence'ımız vardı. Küçüğün homolojisi, büyüğün içerisinde, sonra relative homoloji. Sonra connecting homomorphism, sonra dereceyi bir tane düşürüp gene aynı şekilde devam ediyorduk. Hatırladınız mı? Long exact sequence for relative homology groups. Birinin cevap vermesi lazım. Bu tabii ki Egehan. Evet hocam. Tamam. Şimdi dolayısıyla burası şöyle olacak. Eğer o long exact sequence for relative homology grubunu da yazarsanız şuradaki K aslında bu 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir yere gelecek sizin elinizde. Düşünürseniz buradaki uzayı, çete birisi bir şey yazmış. Hocam ben yolda olduğum için ama çok güzel. Seferi olduğum için sorularınıza cevap veremeyeceğim. Peki, şimdi aslında şöyle düşünebilirsiniz şurayı. Burada eksen minus 1'den eksene geçerken kaç tane sel eklediyseniz o kadar kürenin wedge product'ı var burada. Dolayısıyla da burası Kn olmadığı müddetçe bu relative homoloji grubu sıfır olacak. Bunu şuradan da yazabilirsiniz. Şu şekilde. Mesela şunu küçük. Xn minus 1. Sonra büyük. Xn. Sonra xn tam xn minus 1. Burayı şeyde düşünürseniz bu şekilde, bu long exact sequence'ı düşünürseniz buradan da çıkartabilirsiniz. Ama şu uzayın da wedge of SN'ler olduğunu da düşünebilirsiniz. Çünkü aslında bu, unutmayın, CW kompleksler için her subset good subset olduğu için bu relative homoloji grupları aslında XN'i XN minus 1'a bölerek bulacağınız uzayla aynı homoloji gruplarına sahip. Burası da biraz daha düşünürseniz bu şu an şu altını çizdiğim yer wedge of esenler oluyor. Esenlerin de nerede homolojisi var? Bir sıfırda var, bir de n'de var. Tamam. Anlaştık mı burada? Evet hocam. Heh, tamam. Çok güzel. Şimdi bir de şeyi de söyleyeyim. Bir kere daha tekrar etmiş olayım. Hani mesela fundamental grup için sadece two skeletine bakmamız yeterli. Yani fundamental grupları falan hesaplamak da çok kolaydı burada. Onu söylemiştim. Şimdi evet. Şimdi şu relative homoloji grubu the group şu. Demek ki bunlar zero. Eksen minus 1.
Bu şimdi bu free abelian grup, çünkü bir homoloji grubu, is a free. Patates, soğan ihtiyacınız varsa bizim kapının önünden geçiyor. Kızartmalıkmış ha. Anıl. Anıl var ya, direkt gitmiş. Evet. Is a free abelian group. Rankı ne kadar olacak? Ver. Hocam gitmedim de yetişemedim. Bir işle uğraşıyorum aynı anda. Cep telefonunda bir işler. Hayır, sen ev beysin ya. Bizim buradan patates soğan geçiyor. Alayım mı sana diyecektim. Teşekkür ederim hocam. Var. Equals. Şimdi burada da şöyle olacak. Sizin elinizde X deri CW kompleksiniz var. İşte kaç tane M seliniz varsa, kaç tane N seliniz varsa bu relatif homoloji grubu o kadar Z'den oluşacak. Where the rank equals the cardinality of the set of N cells in the CW structure. Evet. Şimdi isterseniz şöyle C maddesi diye devam edeyim. Dolayısıyla aslında şey, şunu da söyleyeyim. For k greater than n, we have h k of x n is zero. Tamam. Ondan sonra şunu söyleyeyim. For k less than n, the inclusion, the inclusion i, bu xn into x induces an isomorphism I star HK XN to HK X. Bu bir izomorfizm. Yani burada söylemek istediğim şey şu. Bu X'in, bizim X dediğimiz CW kompleksin homolojileri N'den küçük olduğu zaman, N'den küçük homolojileri için N skeletine bakmanız yeterli. Şöyle düşünün aslında, birazdan daha da açık hale gelmesi gerekiyor. Aslında bu eklediğimiz, şimdi peki N'inci homolojide ne oluyor? Mesela niye N'den küçükler için, N'den küçük K'lar için bu homoloji, mesela homoloji izomorfik de, N'inci homolojide ne oluyor derseniz, şimdi N'inci homolojide N artı bir, şimdi şöyle bir şey var. Orada N'inci homolojide şeye de bakmamız lazım. N artı bir sellere de bakmamız lazım. Çünkü N artı bir seller boundary oluşturabilir. Gene şeyi aklınızda tutun. Mesela N'inci homolojiyi biz nasıl hesaplayacağız? Şu chain kompleksi düşünmemiz lazım. Cn artı birden Cn'e, Cn'den Cn eksi bire gitmemiz lazım. Dolayısıyla N'inci homolojiyi okurken bizim N artı birinci sellere de bakıyor olmamız lazım. Oraya gelecek iş. Tamam mı? N-1. Homolojiye bakarken
en inci sellere de, en sellere de bakmamız lazım. Dolayısıyla onun için enden küçük homoloji grupları için bu CW kompleksin hepsine değil, sadece en skeletonuna kadar bakmanız gerekiyor. Burada aslında şeyi söyleyecektim. Daha önceden hani birkaç kere daha söyledim. Fundamental grupla birinci homoloji arasındaki ilişkiyi, hani fundamental grubun abelianization'ı homoloji grubudur diye. Mesela birinci homolojiye bakarken o sizin one skeletonunuzdaki loop'lar, sizin generator'ınız olurken eklediğiniz two cell'ler size relation verecek. Daha önceki cycle'ları, oluşturduğunuz cycle'ları bound edebilir bunlar. Tamam mı? Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Tutku Doruk. Çok iyi anlayamadım hocam da. Düşünmem gerekiyor. Onun için bir tedirgin ol. Biraz daha ilerleyelim. Oradan sonra geri geleceğim şimdi buraya. Şeyde bir tanımını... Evet, şimdi bir chain kompleksi falan söyleyeyim de belki oradan sonra daha açık seçik olacak her şey. Sonra olmadı, geri dönerim. Tamam, şimdi şeye bakacağım. Şu tanımı vereyim ben size. Ondan sonra, Erkam geldi mi ya? Tamam. Şimdi şu tanımı vereyim. Ondan sonra her şey tekrar geri döneriz gerekirse. Definition. Evet. Given a CW complex, bir saniye. Given a CW complex, X, V denote, şöyle yapalım, D diye, V denote D, ha, V denote by D, D and the map, şöyle bir map, H n xn, bakın xn'in bir subspace'i, xn'in bir subset'i diye düşünebilirsiniz xn minus 1'ı. Şey biraz önce yazmıştım, long exact sequence for relative homoloji grubu diye. Şimdi burada bizim bir tane connecting homomorfizmamız vardı, hn minus 1 of xn minus 1 diye. Tamam. Şimdi şeyi h n minus 1 x n minus 1 comma x n minus 2. Evet. Şimdi şu ilk map, bakın şu ilk map şey, connecting homomorphism. Ver. Delta n boundary partial n is the connecting homomorphism. In the long exact sequence of the pair, bu da şu xn xn minus 1. Şimdi Uğur Bektaş, bak şimdi bu hn minus 1 şurası var ya, şurası. Bunu hesaplarken şimdi bunu şöyle düşünürüz. Diyoruz ki bu adam bir topological space.
Yani dolayısıyla aslında şöyle yapıyoruz. Cn x n minus 1 işte sonra diyoruz ki cn eksi 1 xn xn minus 1 bir saniye şimdi burada soru soracağım. Sonra buradan cn eksi 2 xn minus 1. Şimdi ne yapıyorduk? Şu map'in kerneli diyorduk. Bu map'in kerneli bölü bu map'in imajı diyorduk. Doğru değil mi Tutku Doruk? Şu altını ikinci defa çizdiğim topological space'in yani şunun evet hocam onun kerneli olur onun kerneli bölü bu map'in imajı diyorduk. Tamam mı? Evet. Peki şimdi şurada aynı şeyi mesela relative homoloji gruplarını tanımlarken şimdi bir şimdi elimizde şöyle bir uzay eksen eksi bir ve bunun aslında bir subseti var. Doğru değil mi? Şimdi aynı şekilde biz şunu da tanımlamıştık. Mesela bunun için chain kompleks yapısı. Tabii biz genelde bu relative homoloji gruplarını long exact sequence for a relative pair diye hesaplamıştık. Ama ilk başta böyle relative space'ler için yani ikililer için chain kompleksi tanımlarken şu şekilde tanımlamıştık. Burayı şöyle olsun demiştik. Cn eksi 1 xn eksi 1 yani büyük uzaydaki chain'leri küçük uzaydaki chain'lere böleceğim. Bu şekilde tanımlamıştık. Hatırladınız mı burayı? Evet hocam. Evet. Hatırladınız. Çok güzel. Şimdi o zaman buna hatırladıysanız çok güzel. Şimdi şunlar notlarda düzgün gözüksün de şu şeyleri şeddirdikten sonra. Şimdi o zaman şöyle olacak. Şimdi ilkinde şu map bu da, partial n o connecting homomorfizma. İkincisi de hn eksi 1 x üzeri n eksi 1'den ben bir tane eleman alıyorum dediğim zaman aslında ben cn eksi 1 x üzeri n eksi 1'den bir tane eleman alıyorum. Bir tane chain alıyorum. N eksi 1 chain alıyorum demek. Ve karşı tarafta bir tane chain'e göndereceğim. Onun o cycle olacak. O da şöyle bu aslında ikinci söylediğim şey de sadece projection map'i olacak. Yani şöyle söyleyeyim. İsterseniz oraya cn-1 diyeyim bu map'e de. Cn-1. And cn-1 is the map induced by the projection. Bu projection da şu. Cn minus 1 xn minus 1 to cn minus 1 xn minus 1 comma xn minus 2. Bu da şu. Cn minus 1 xn minus 1 bölü cn minus 1 x hayda. Şimdi bir de bunu PDF'de siliyor. Cn minus 1 xn minus 2. Tamam. Bu dn şey söylemedim değil mi? Dn, dn'in ne olduğunu söylemedim. Bir dn tanımladım. Dn şu. Bu composition. Bu composition d diye tanımlı. Ya da dn diye. Tamam? Bu composition diye. Evet. Şimdi bu bizim we refer to
D eşittir dn is the cellular boundary map. Evet. Tamam. Şimdi ultra kötü anlattım ama bir panik oldum. Şimdi Tolga da gidecek ya. Bir hüzün çöktü içime. Bir de tamam. Şöyle bakınıyorum. Ulan. Evet. Şimdi şöyle bakın. Şu ana kadar her ne kadar cellular homoloji dedim, X'i özel olarak unutmayın. Yani hemen 10. dakikadan sonra X'i bir CW kompleks diye alıyorum şu an. Yani ilk söylediğim o BN bölü boundary BN'nin n'inci homolojisinin Z olması o genel olarak doğru. Ama ondan sonra hep CW kompleks aldım. Yani uzayımın bir N skeletini, N-1 skeletini var. N skeletini ve şunları söyledim. Şimdi benim elimde X diye bir tane uzayım var. Ve ben bunun n'inci homolojisi, ben diyelim ki işte benim elimde X diye bir CW kompleks var. Bunun üçüncü homolojisine bakacağım ben. Aslında üçüncü homolojisine bakacaksanız sadece bunun dördüncü skeletine kadar, yani bunu kurduğunuz zaman zero cell, one cell, two cell, three cell, four cell, oraya baksanız yeter. Daha yukarı boyutlu sellere bakmanıza gerek yok. Çünkü four cell'e kadar, yani zaten sizin şey olarak ilgilendiğiniz şey üçüncü homoloji ise, o zaman hani C4, C3, C2 oraya bakıyor olmanız lazım. Tamam? Şimdi iş buna gelecek. Ama şunun dikkatinizi çekmiş olması lazım. Biz bir CW kompleks aldık. Cellular homoloji dedik ama homolojiyi tanımlayabilmek için bizim ihtiyacımız olan şey neyi tanımlamak Uğur Bektaş? Nasıl hocam? Evet, ben bile sorun karşısında şey yaptım. Yani bizim elimizde bir chain kompleks olması lazım. Hani singular homolojiyi tanımlarken biz ne yapmıştık? İşte bir CN tanımlamıştık. Değil mi? Evet. Singular homoloji. Şimdi onun CW kompleksler için özel halini, yani bir CW kompleksle çalıştığımızı belli edecek şekilde. Çünkü şu an bizim elimizde olan chain kompleks ne yapıyor? Standart densimplex'ten uzayımıza giden bütün continuous map'lere bakıyor. Yani burada bu adamın CW kompleks olduğunu falan kullanmadık. Şimdi onu tanımlayacağım. Şimdi o aradaki map de boundary map'im de bu D dediğim map olacak. Bakın. Şimdi birazdan her şeyi toparlayacağım ve şey, sonra tekrar dönüp yeniden anlatacağım. Şimdi bu adam boundary map'se, boundary map'in olmazsa olmaz koşulu neydi? Boundary map'lerin homolojide. İki kere uygulayınca sıfır olmaz. Evet, iki kere uygulayınca sıfır olacak. Şimdi onu söylememiz lazım. Lemma. We have şöyle. Dn composition dn plus one bu sıfır. Evet, bunu. Şimdi ispatını şöyle yapabiliriz. Proof. Şöyle diyeyim. Dn artı 1 şuradan gidiyor. Bakın tanımı düşünürseniz hn plus 1 xn plus 1 virgül xn'den sizin dn plus 1 dediğiniz şey, şey bir kere daha hatırlatayım. Dn dediğim şey, bakın şurası n. Eksen eksen minus 1'den n minus 1, n minus 1, n minus 2'ye. Bu dn. Dn artı 1 de demek ki şuraya gitmesi lazım. Hn x to the n comma x to the n minus 1. Bu buraya gidecek. Bir tane de dn diye bir mapiniz var. Bu
bu dn de şöyle h, onu biliyoruz zaten, dn h n minus 1 x to the n minus 1 x to the n minus 2. Şimdi bu composition'ın biz sıfır olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle şunları sonradan ekleyeceğim için onları şuraya yazayım. Şuraya şimdi şunun xn plus 1 virgül xn peyri için şurada bir tane şey koyabilirim. Connecting homomorfizma. Yani şöyle. Şu şimdi bir tane bunu bir topological space pair'i diye düşünün. Xn artı bir space'iniz var ve onun bir tane subspace'i var Xn diye. O zaman connecting homomorfizma relative homolojiden küçük space'in homolojisine derece düşerek gidiyor. Hatırladın mı Ulbektaş? Evet hocam. Sonra buradan buraya da şey var bizim. Şu projection map'i. Aslında bu tamamen şey, bu connecting homomorphic yani cellular boundary map'in tanımını yazıyorum buraya sadece. Aynı şekilde elimizde şöyle bir şey de var. Hn minus 1 xn minus 1 n minus 1 skeleton bu. Bu biraz önce tanımını verdiğim şey Jn minus 1. Şurada boundary enim var. Tamam. Evet. Evet. Şimdi aslında consider above. Burada her şey komütatif. Çünkü dn artı 1'i zaten şu üçgenlerin composition'ı diye tanımladım. Consider the above commutative diagram. Diagram. Şimdi dn artı 1 dn composition dn artı 1. Bu sıfır. Neden sıfır? Tutku. Evet. Hocam herhalde yukarıdan geliyor. Cn'ler var ya. Evet. Çünkü bakın şuraya bakacak olursanız şu kırmızı yere bakacak olursanız dn composition dn artı 1 dn composition dn artı 1 aslında jn eksi 1 bu partial n jn partial n artı 1 onların composition'ına eşit. Tekrar ediyorum, dn artı 1 bu jn eksi 1 partial n jn ve partial n artı 1. Bunların composition'ına eşit. Doğru mu Tolga? Doğru hocam. Peki şimdi Tutku Doruk diyor ki şu jn ile partial n'in composition'ı sıfır. Neden böyle bir şey dedi? Çünkü dedi ki şu pair'ın xn ile xn eksi 1 pair'ını düşünürsek dedi. xn ile xn eksi 1 pair'ını düşünürsek bizim elimizde bir pair için long exact sequence var. Homolojide long exact bir tane sequence var dedi. Şu üç terim aslında o long exact sequence'dan gelen üç tane terim. Ve biz long exact sequence'da ardışık olan iki tane map'i alırsak onların composition'ı sıfırdır dedi.
Çünkü exact bir sequence'dan alıyoruz. Tamam mı? Uğur Bektaş? Oldu hocam. Şimdi şöyle. The map partial n composition Jn, bu Hn x to the n'den Hn minus 1 x to the n minus 1'a is the composition of two successive maps in the long exact sequence of the pair xn minus 1 hence bu jn is the zero map. Tamam, diagramda komütatif olduğu için bu sıfır. Dolayısıyla bu bizim gerçekten de elimizde bir boundary map'i var. Şimdi her şeyi summarize edecek definition'ımı da vereyim. Sonra tekrardan anlatmaya çalışacağım ne yapmak istediğimi. Definition. Evet. Let x be a cw complex. Evet. Şimdi cw complex için bakın. Şimdi şeyleri chain complex'i tanımlayacağız. N chain'leri tanımlayarak başlayayım. We write şimdi şu. Daha önceden şöyle yapıyorduk. Herhangi bir tane topological space aldığın zaman diyorduk ki Cnx delta n'den x'e giden continuous maplere bak. Şimdi bu xcw kompleks olduğu için başlarda biraz koyacağız bu cw harflerini. Sonra zaten yani bunların izomorfik olduğunu bugün söyleyeceğim zaten. Otomatik olarak şey yani cn diyeceğiz biz buna. Bu durumda şimdi sizin elinizde ki uzay bir CW structure'ı varsa üzerinde o zaman buradaki n chain'ler şunlardan oluşacak. Bakın. Hn x to the n virgül x to the n minus 1. Yani bu size şunu söylüyor. Cn dediğiniz sizin n minus 1 skeletinden n skeletine giderken kaç tane n cell attach ettiniz? O kadar z olacak burada. Unutmayın aslında bu relative homoloji grubu hn xn bölü xn eksi 1'in reduced homoloji grubuyla izomorfik. Yani bu grup şimdi sıfırıncı homolojiden şey yapalım. Sıfırıncı homolojiyi zaten pet connected component'lara bakarak anlayabilirsiniz her zaman. Bu grubu o zaman kaç tane n cell attach ettiyseniz o kadar z var burada. O zaman cn cwx dediğimde cw structure'ını oluştururken kaç tane n cell attach etmişim o kadar z yazacağım buraya. Tamam? Şimdi aradaki o tanımladığım d de and we refer to C star CW X DN
is the cellular chain complex of the CW complex X. Tamam. Dolayısıyla aslında bu size şey söylüyor. N'inci homoloji için evet. Yani şu yani şey n'inci homolojisine mesela şimdi şuradan x dediğiniz uzayın n'inci homolojisini hesaplarken neye bakacaksınız? Cn artı 1. Cn, cn eksi 1. O üçüyle ilgileneceksiniz. Cn'den cn eksi 1'e giden map'in kerneli, cn artı 1'den cn'e giden map'in de imajına bakacağınız için mesela n dimensional homoloji hesaplarken n eksi yani n artı 1 skeletini bilseniz yeter. Tamam. N'den n eksi 1'e gidenlerin kerneline bakacaksınız. Bir de onların arasında bound olan var mı? O cycle'lardan hani bound eden var mı diye de n artı 1 skeletine bakmanız gerekecek. Daha önceden anlatmaya çalıştığım oydu. İkinci madde olarak definition'da şunu söyleyeyim. Evet. Yani notasyonu şurada şey yapayım. We denote. Sonradan bu CW harflerini kaldıracağız. İyice neyin ne olduğunu anladıktan sonra. We denote the homology groups. Homology groups of the cellular chain complex by HNCWX and we refer to these groups as the cellular homology groups of the CW complex X. Evet, şimdi burada bakın. Şey bir kere daha tekrar edeyim. Şimdi elinizde bir CW kompleksiniz, elinizde bir CW kompleksiniz varsa mesela özür. Şu ana kadar bakın iki tane zero seliniz var. İki tane one seliniz var kurarken. Tamam, demek ki C0 dediğiniz iki tane Z. C1 dediğiniz iki tane Z. Ve diyelim ki biz buraya bir tane two cell yapıştırıyoruz. Tamam, biz buraya bir tane two cell yapıştırıyoruz. Varsayalım. Şimdi bir tane two cell yapıştırdığımızı düşünün. Two cell'i nasıl yapıştırıyorum? Two cell'i yapıştırırken bunun boundary'sinin şurada bir tane S1 var ya. Bunun boundary'sinin şu an X'in one skeletini burası. Oraya nasıl yapıştığını söylemem lazım. Diyelim ki Z gider Z kareye diye anlattım bunu. Tamam mı? Şu an hangi uzayı elde ettim? Hiç beklemiyordunuz değil mi böyle bir şey soracağımı? Anıl zaten baştan tepkisini koydu. Ben başka şeylerle uğraşıyorum dedi. RP2. RP2 oldu bu. Tamam. RP2 oldu. Dolayısıyla mesela RP2'nun homolojisini hesaplarken C0, C1, C2 diyeceğiz.
Şimdi C3 falan, yani 3 dimensional seller, daha üst dimensional seller olmadığı için mesela RP2'de hesaplarken şöyle geleceğiz. C2 için bir tane Z diyeceğiz. Çünkü bir tane 2 dimensional cell'i kullandık. Tabii ki aslında şöyle bir şey de var. Yani ben bunun yerine şöyle de yapabilirdim. CW complex structure tabii ki şey değil. Bir tane zero cell, bir tane one cell. Sonra aynı şekilde bu two cell'i de yapıştırabilirdim. Tamam? Şimdi ikinci dediğim gibi olsaydı şöyle olacaktı ki bunu söyledim. Aslında RPA'nin tanımını yaparken bu ilk yaptığım, şu an böyle karaladığım yerde, yani iki tane kullanırsanız o zaman burada Z artı Z. Şimdi bunları sileceğim için burası da Z artı Z oluyor. Tamam. Yani şu ana kadar sadece şeyleri, tabii ki bu arada şeylerimiz var bizim. Bu cellular boundary map'ler var. Onların ne olduğunu söyleyeceğim. Onlar da bu etheric map'lerle alakalı olacak. Kernel bölü image yapacağız. Tamam. Şu an şey olarak çok fark ettiğini görmeniz lazım. Şunları açık açık yazabiliyorum. Kaç tane cell varsa. Tamam mı Tutku? Ha, tamam hocam. Şimdi bu an, şu ana kadar herhangi bir soru var mı? Şimdi bir daha 10 dakika ara verip hesap yapacağım biraz. Soru var mı? Düşünün 10 dakika. Tamam, ara veriyorum. Erkam da yok. Ara vereyim. Uğur Bektaş da nerede olduğu belli değil. Dur şey yapayım. Stop. 10 dakika ara verdim.